Merhaba arkadaşlar. Modern Orta Doğu tarihi dersi için hazırladığımız bu programda konumuz İran. Program içinde İran'ın etnik ve dini yapısına bakacak, kurulan devlet ve medeniyetlerden söz edeceğiz. Başkenti Tahran olan İran'ın resmi dili Farsçadır. Kuzeyinde Azerbaycan, Ermenistan, Hazar Denizi ve Türkmenistan, batısında Irak ve Türkiye, doğusunda Pakistan ve Afganistan, güneyinde ise Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır. Ekonomisi büyük oranda petrol, doğalgaz üretimi ve ihracına dayanır. Etnik ve dini yapısı oldukça kozmopolittir. İran anayasasına göre resmi din İslam, resmi mezhepse 12 İmam Şiiliğinin Caferi koludur. İran kökenli etnik unsurlar toplam nüfusun yaklaşık %65'ini meydana getirmektedir. İran kökenli topluluklar, Farslar, Tatlar, Mazenderaniler, Gilekler, Talışlar, Lekler, Kürtler, Lurlar, Larlar, Sistanlılar, Beluciler, Tacikler ve Afganlardır. İran Türkleri, Kaşgay Türkleri, Halaçlar ve Türkmenlerdir. Sami kökenli halklar, Araplar, Asuriler ve Yahudilerdir. Hintli ve Hint kökenli halklarsa Çingeneler, Catlar, Hintliler, Urdular ve İran Ermenileridir. Şimdi kısaca İran'ın tarihine bakalım. İran tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. İslam öncesi dönemde Med İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu kuruldu. Daha sonra Büyük İskender, Helenistik dönemi ve Part dönemi Sasaniler egemenliği başladı. 7. yüzyılda İran, Müslüman Arap egemenliğine girdi. İslami dönemde Emevilerin yönetiminde kalan İran, 8. yüzyılda kurulan Abbasi İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Gazneliler döneminde Türk yönetimine komşu oldu. 11. yüzyılda ise Selçuklular İran üzerinde hakimiyet kurdu. Ülke 1194'te Harizm Şahların egemenliğine geçti. 1220'den sonra da Moğol istilasına uğradı. Bu dönemde İran'da sünnilik hala etkiliydi. 14. yüzyılın ikinci yarısında İran'ın orta ve kuzeyinde Timur egemenliği yaşandı. 15. yüzyılın ikinci yarısındaysa İran'ın batısında Akkoyunlu egemenliği kuruldu. 15. yüzyılın sonlarında Safavilerden Şah İsmail Türkmen oymaklarının da desteğiyle Tebriz'e girdi ve İran Şahı oldu. Merkeziyetçiliğin baskın olmasına rağmen yerel unsurların da etkisini sürdürdüğü bu dönemde Şii İmamiye inancı İran'la ve hükümdarlığıyla özdeş hale geldi. Safavilerin 12 imam muhabbetini esas alan Şiiliğin devlet politikası olarak benimsenmesiyle de bütün İran Şii oldu. Safeviler 1. Şah Abbas döneminde en parlak dönemini yaşadı. Başkent İsfahan'a taşındı. Ancak Afganlı Kandahar emiri Mir Mahmud, başkent İsfahan'ı zapt ederek 1722'de Safevi hanedanına son verdi. Daha sonra Kaçarlar dönemi başladı. Kaçarların liderlerinden A. Muhammed Şah, Kaçarları birleştirerek Kaçar Hanedanı'nı kurdu. Ülkede düzeni sağlayarak ilk defa güçlü bir idari mekanizma oluşturdu. Ancak hizmetinde görevli adamları tarafından 1797'de öldürüldü. A. Muhammed Şah'ın yerine geçen yeğeni Fetih Ali Şah döneminde İran üzerinde gittikçe şiddetlenecek olan İngiliz, Rus ve Fransız nüfuz mücadelesi başladı. Fetih Ali Şah dönemindeki modernleşme çabalarından sonra Rusya ve İngiltere'nin İran üzerindeki nüfuz mücadelesi Muhammed Şah zamanında iyice arttı. Nasırettin Şah'ın oğlu Muzafferettin Şah bir meşrutiyet denemesi gerçekleştirdi ancak başarısız oldu. Daha sonra artan siyasi, ekonomik ve sosyal bunalımlara, Birinci Dünya Savaşı'nın da eklenmesiyle İran, merkezi otoritesiyle birlikte devlet olma özelliğini kaybetti. Rusya ülkeyi işgal etti. Tugay komutanı General Rıza Han, Rusları püskürterek Tahran'da denetimi sağladı. 1925 yılı sonunda kendini kurucu meclise şah seçtirdi. Böylece İran'da Pehleviler dönemi başladı. Rıza Şah köklü reformlara girişti. Ülke üzerinde nüfus sahibi iki devlet olan Sovyet Rusya ve İngiltere arasında bir denge kurmaya çalıştı. Bürokrasi ve düzenli ordu sayesinde kaçarlardan beri olmayan merkezi bir devlet kurmayı başardı. Yaptığı reformlarla yönetim, ordu, bürokrasi ve vergi sistemini modernleştirdi. Hukuk, eğitim ve kültürü batılılaştırıp laikleştirdi. Kamu hizmetlerini Batı tarzında düzenledi. Ceza hukuku ve medeni hukuku yürürlüğe koydu. 1934'te modern anlamda ilk üniversite başkent Tahran'da açıldı. Şahlığı döneminde geniş topraklara sahip olan Rıza Pehlevi bir yandan da İran'ın en zengin adamı oldu. Arkadaşlar, ülke 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz-Rus işgaline uğradı. Ağustos 1941'de Ülkeyi işgal eden İngiltere ve Sovyet Rusya, Rıza Şah'ı baskıyla devirerek Güney Afrika'ya sürgüne gönderdi. Sürgündeki Şah 1944'te ölünce işgalci devletlerin de onayıyla yerine oğlu Muhammed Rıza Şah geçti. Muhammed Rıza Şah'ın uzun süren iktidarının ilk 10 yılı dış müdahaleler, çalkantı ve iktidar mücadelesiyle geçti. İktidarının ikinci döneminde ipleri tamamen eline aldı. Ordu yine en fazla önem verilen kurum oldu. 1970'li yıllara gelindiğinde bölgenin en büyük ve modern ordularından biri Şah'ın emrindeydi. 15 Ocak 1979'da Şah'ın ülkeden kaçması ve 1 Şubat'ta da sürgünden dönen Hümeyni'nin görkemli bir şekilde karşılanması İran'da yeni bir dönemi başlattı. Ülkeden kaçan Muhammed Rıza Şah, ABD'de kanser tedavisi gördüğü sırada öldü. Humeyni bu aşamadan sonra ipleri eline almaya başladı. Mart 1979 referandumu neticesinde İslami hükümetle birlikte Cumhuriyet de kuruldu. Daha sonra ABD ve Batı'nın da teşvikiyle İran-Irak savaşı yaşandı. 6 Ağustos 1988'de imzalanan ateşkesle sona eren savaş, iki taraf içinde büyük ekonomik ve askeri kayıplara ve bu arada 1 milyona yakın insanın ölümüne sebep oldu. Haşimi Rafsanjani ve Muhammed Hatemi döneminden sonra Mahmut Ahmedi Necat dönemi başladı. Birleşmiş Milletler tarafından 2006 aralığından itibaren nükleer programını ilan etmiş olan İran'a yaptırım kararı alındı. 2013'te yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığını reformcuların adayı Hasan Ruhani kazandı ve böylece İran'da Hatemi dönemindeki gibi ılımlı sinyaller veren yeni bir dönem başlamış oldu. Nitekim Ruhani ile birlikte uzun zamandan beri kesintiye uğramış olan İran ABD ve Batı ile olan ilişkiler dolaylı yollardan olsa da yeniden başladı. Evet arkadaşlar, modern Orta Doğu tarihi dersi için hazırladığımız bu programın da sonuna geldik. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.